Bugün Trabzon, Spor Trabzonspor maçının devre arasında birlikte Her zaman olduğu gibi Erman Hoca ile beraber 45 dakikayı değerlendireceğiz. Hocam karşılıklı birer gol ve Bakas Bakasetas'ın az önce gördüğü kırmızı kart var. E, i̇ki takımın da hani e, net bir hedefi yok. Bitirebildikleri kadar yukarıda bitirebilmek isteyen iki takım. Arayışlarda olan iki takım. Eksikleri var. 3-4 tane İlk 11'de her zaman görmeye alıştığımız oyuncuları yok ya sakatlık ya cezadan dolayı. Bütün bunların yanı sıra da Trabzonspor'da e, Maxi Gomez'le şeyi e, kenarda tutmuş hocam e, Markovic'i bugün. E, böyle bir görüntüde öne de geçti Trabzon. Beraberlik golü. Böyle çok aman aman futbol kalitesi yüksek değil. Ara ara bir şeyler oluyor. Bir de sonda da böyle bir e, ekstra kırmızı kart. Enteresan böyle bugüne şöyle bir maça neden böyle bir müdahale diye düşünmedim değil hocam. Bir yani hakem daha görür görmez niye atmadı onu anlayamadım. Çünkü topu bırakıp resmen adama gidiyor. Bir karış üste gelse, bir karış üste gelse Allah muhafaza adamın futbol hayatı biter. Ter. Bir karış üste gelse fakat şu var sana söyleyeyim. Bakasetas atılmak istedi. Bakasetas atılmak istedi. Trabzonlular bakarlar ne olduğuna. Çok net bir futbolcu bunu yapıyorsa bu ben atılacağım. Bundan sonraki maçlarda da oynamak istemiyorum. Trabzon'da da kalmak istemiyorum. Kırmızı kartı bu. Tabii en az 2-3 maç oynamayacak. İşte 2-3 maçta kim var mesela? Kimle oynayacaklar bundan sonra? 2 maç kesin de 3 de olabilir. Kimlerle oynayacaklar bakalım. 2 hafta göre. sonra Fenerbahçe maçı evet, var mesela. oynayacak. Yalnız Fenerbahçe maçı değil, bu Trabzon'la oynamak istemiyor artık. Hımm. Bakasetas'ın havası, ben Trabzon'dan gideceğim havası, ben atılayım havası. Çünkü bir futbolcu o hareketi yapıyor ise, hocam bu tam tamamıyla adam öldürmek. Topu bırakmış, bu tarafta top, bu tarafa tam, tam ayağına adam ayağına doğru böyle hani, şey yapıyor. Sana göre olur, bana göre olur, ayak kayar, ayağını kurtaramaz. Biz bunun nelerini işledik Tabii. Adam yere düştü, ayağa kalktı filan. Böyle değil. Bu topu bıraktı. Bir buçuk metre ilerideki adamın kaval kemiğinin üstüne doğru bastı. Biraz daha üstüne bassa dizine doğru. Allah muhafaza. Bir Yapıp de ayağı tam bitirdi. yerde olsa, böyle sert yerde Yandı. olsa gitmişti. Yandı. Biraz hafif ve havadaydı son ayağı. Bir de o ikisinin arasında bir beş dakika önce bir sıkıntı olmuştu hocam. Hatırlarsanız hatta konuştuk evet. burada. Barıştılar filan. Sen dedin ki hani bu biraz Hani yılanlan şey var ya hani şeyi var hani sende bu evlat açısı <laughs> nende açısı evet, varsa efendim. bu iş unutulmaz. Öyle bir iş oldu ama hocam yine de yani bu kadar gaddarca bir olayın yapılması enteresan bir olay bu şu hocam. Ya ben atılayım. Öyle bir atılayım ki sağlam. Sağlam atılayım sağlam oynamayayım havasında. En az iki üç maçta olur. Doğru. öyle. Yani oynamak istemiyorum havası bu. Bana kimse anlatmasın. Ya bir böyle bir hareket yapılmaz abi. Yani sen takımını satıyorsun. Net. Arkadaşlarını satıyorsun. Bari oyna da 89'da filan yap 11 kişi. Ya. Arkadaşlarının ekmeğiyle oyna Tabi bir de böyle atılma. Tabi. Ee, hocam bugün Bielitsa belli işte arayış gibi adam bu tabana atıp en az iki maç oynamayacağını bilmiyor mu? Cin gibi. Herhalde 2-3 var. Ortada toplu biliyor. Onun de. için yazık. Oynamak istemiyor. Hocam Bilerek alınan bir kırmızı kart. Trabzonspor'un hocası yeni bir teknik adam. Arayışlarda Öteki belli de yeni. deniyor. Diğeri Öteki de, de yeni. yeni. O da ondan birkaç hafta önce geldi. Hakem de yeni. Hep beraber oynuyorlar. <laughs> Aynen <gülüyor> öyle. Aynen öyle. Konya takımı pek fazla ofansif etkinlik gösteremedi. Görüyoruz. Keza Trabzon'unki de ondan çok farklı değil. Bak ısı haritasında değil, aslında değil. maçın durumu gözüküyor. Evet. Ee, bir şey yapmış ama şimdi. Maxi Gomez kenarda Umut oynuyor mesela. Malek Hamşuk oynuyor. Şimdi sen bu yıldan gelecek yılın planlarını yapıyorsundur. Öyle değil mi? Evet. Yeni bir hoca. E mesela şimdi Malek Hamşık olacak mı ki bu takımda gelecek yıl? Olmayacak. Kendisi de söyledi. E Maxi Gomez senin en önemli silahın. Umut'u deniyorsun falan. İşte ne bileyim Markoviç gerçi kiralık onun için oynatmıyor olabilir ama yani oynatıp oynatmadığı oyuncularda da böyle bir şey var. Vardır bir şey tabi onu bilemezsin. ne yapacağını yani? Belli de olmaz ya ama şey ancak belki ben oynayacağım der. Bir şey der. Yani bir gideceğim sene daha dediği daha der. için artık hani bir de iyi para alıyor falan. Bir sene daha der çünkü takımı idare edebilecek bir oyuncu. Hani yani burada mesela Umut Bozo'nun kaçırdığı golü gördük hep birlikte evet. kaçırdığını. Yani o kaçacak bir şey değil bomboş öyle bir vole yapmaya çalıştı yarım. Hocam golcü adamların da devamlı oynamaları Onun maç itme, İşte orada mesela şey olsa Gomez olsa Maxi Gomez o çok temiz bir gol olurdu. Yani bilmiyorum. Ama hadi hoca da tamam Umut'u da göreyim istiyor olabilir de. Olabilir ha. Bir şey diyorum. Ee, yani bu tercihler Yeni gelen biraz. Bir teknik adam. Ancak seneye konuşabiliriz. Evet. Bu, teknik adamı. Evet. Hani ben bu de gelecek seneyi... senenin planını yapıyorsan gelecek sene oyun, olacak oyuncular üzerinden Yapmalısın diye Onları beklediğimden bakıyorlar. düşündüm ama Onları bilemiyoruz tabii içeride yani. ne olacak ne gidecek. Onu da hep birlikte göreceğiz. Bugün Bartra Hüseyin Stoper'de sağda Doğucan solda Eren var mesela. Hani Bu eksiklikler özellikle savunma kurgusunu biraz etkiliyor Trabzonspor'un. E, bu Cihan Aydın için ne diyorsun? O da yeni çıkan bir hakem. Yeni bir arkadaş. Şu yapacağız. pozisyonu yine ama ilkinde görmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Gerekirdi ama daha bunlar Kaçırdı daha yeni ya yapacaklar var ya kadar Yapsın yapsın o yani şöyle hocam hata yapsın. Hata evet. yapmak insanı özgü Hatta da bir sıkıntı yok da başka neler yapılıyor o sıkıntı. Konuşacağız bu akşam. Hocam konuşacağız mesela işte dünkü maçın hakemi ne o Ankaralı? Yaşar Kemal Yaşar Kemal Uğurlu. 45 yaşında FIFA oldu hani gırgır gır yapıyorum 45 diye. 40 yaşında FIFA yaptılar. Giden ikinci başkan sayesinde geçen dönemin. Mesela dünkü maça o hakem verilmezdi. Biraz hafızalarını yoklarsa insanlar. Yani dünkü maça onun verilmesi tahammüden. Onu söyleyeyim. Net. Onu anlatacağım. Hatta yarınki maçın da hakemi bu atanan hakem değildi. Başka bir hakemdi. Beşiktaş ona hayır dedi. Çok net. Duyum tabi. Çok net derken duyum. duyum. Öteki net. Yani dünkü maçın hakeminin verilmemesi, neden verilmesi gerektiğine bir hikaye anlatacağım. Net. Hikaye değil. Gerçek bir şeyler anlatacağım. O net. Yani rezilliği göreceksiniz. Anlattığım zaman. Demek ki ısmarlama maçlar veriliyor. O torba morba yok. Bilgisayar falan hepsi hikaye. Abi. Onu söyleyeyim. Zaten güven yok, federasyona da yok, hakemlere de yok. Hocam baksana yapılan açıklamalar, dün Mesutela, Beşiktaş pusu kültürü diye bir açıklama yaptı. İşte sürekli herkes bir şeyler yapıyor zaten. Ee, ama geldiğimiz nokta çok hayra alamet değil, değil yani. Değil değil ama şöyle Enderciğim bak, ee, vardan evvel vardan sonra. Şimdi var geldi ya. Vardan evvel bu üç büyük takım özellikle yıllarca öyle atlar oynattılar hepsi biliyorlar. Doğru. Şimdi var gelince bunların kuyruğu kısıldı bir yere kadar. Ama yine de etkili olmak istiyorlar. Varda da avarda da sağda da olamıyorlar. Bir kısmı oluyor bir kısmı olmuyor. Ama hep şüpheliler. Hmm. Çünkü hepsi ne yaptığını biliyorlar geçtiğimiz yıllarda. Var hakemleri var tayinleri var o var bu var. Fakat söyleyemiyorlar. Çünkü tencerede bin hani kara seninki benden bir kara. Bir zamanda bir reklam vardı yok aslında birbirimizden. Osmanlı Bankası diye. vardı. He. Evet Osmanlı Bankası vardı şimdi yok rahat rahat konuşabiliriz. Yok birbirimizden farkımız. Tencere bin kara, seninki benden kara. Şimdi varı, avarı, sahayı nasıl yaparız şaşırdılar çünkü. Yani eski güçleri kalmadı ama yine de mücadele ediyorlar. Çünkü haklı oldukları yerler var. O var odaları filan nasıl tabii bunların biliyorsun. Ya hocam bak altını çizerek söylüyorum. Yusuf Namoğlu temizliğe başladı engellendi. Zekeriye Alp temizliğe başladı engellendi. Serdar Tatlı temizliğe başladı. Başladılar. Engellendi. Ankaralı o emekli yarbay temizliğe başladı. Geri alındı. Hakemlerin hepsi duruyor. Ama temizlik yapmak isteyenlerin hepsi gitti. O zaman nereye geliyoruz? Bu kulüplerin hepsi niye temizlik yapılmadığını iyi biliyorlar. Zaten biliyorlar. Hayır diyorlar temizlik yapmak isteyeni gönderiyorlar. Artistlik yapmasınlar. Ben bunları sahnenin önüne çıkarak ya söylüyorum ya da ya da bir gün hani birisinin işine gelmiyor. Diğer Tabii. bir gün birisinin evet. diğer bir gün ama son tahlilde hepsinin işine gelmemesi Kesin lazım. Hiçbirinin işine gelmiyor. Çünkü hepsinin kullandıkları var. O ona sempatik geliyor. O ona uğurlu geliyor. Uğurlu. Hocam uğurlu hakemler vardır. Uğurlu. Öyle uğurlu gelir ki hep ben onu işlerim maçıma. Ama deplasmanda başka Uğurlu isterim içeride başka uğurlu isterim. Öyle tayin yaparsın ki hocam. Hakem ondan çıkarır neticeyi. Birini içeride kullanırım birini dışarıda. Bak FIFA'dan düşürdüğün adımı maça veriyorsun. Fener maçını kim idare edecek? Yerinkini mi? Ee, yok ya bugünkünü. Bugünkü şeyi şey mi? Kim idare edecek. Zorbay mıydı? Zorbay idare edecek. Hı hı. E fifa değil. Ya e abi yani. Eder... Ya fifa değil. Eder bir çoğundan, düşürmek için elinizden geleni yaptınız. 50, 50, 50. Düşürmek için elinizden geleni yaptınız. Hani bak hata mı yapıyor? Yapıyor yapıyor. Ama güveniyorsun. Hepsi yapıyor da ama. ama güveniyorsun. Yani onun için hocam toparlanma şansı yok. Gelecek sene daha kötü olacak. Bak bu sene daha kötü olacağını geçen sene söyledim. Gelecek sene daha kötü olacak. Belki hocam bir topyekun bir değişiklik yaparlar ya sezon sonu. Top değişiklik, Federasyon dahil yapılmalı. Federasyon, disiplin, takip, anam anam o kadar da adam bulamazsın ki. Doğru. Veya en tepeye bir adam bulacaksın, yapacak. Onu da bulamayacağına göre. Çünkü en tepeye getirdiğin adam senin dediğini yapmasa onu da götüreceksin. <laughs> Neresinden tutayım diyorsun sen şimdi? Hocam ben görüyorum ya tecrübeliyim. Tecrübe pahalı bir şey hocam. Evet. O kadar basit. Peki e, Konya-Trabzon maçında Trabzonspor 10 kişi efendim. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Ee, aslında hani söyledim az önce de çok böyle vasıta aşan bir futbol yok. Ara ara bir şeyler oluyordu. Ama Bakasetas'ın gördüğü kırmızı kart koca bir ikinci devre. Bordo Mavili takımın bir kişi eksik oynamasına yol açacak ki zaten böyle sezon sonu bütün bir sezonun yorgunluğu var. Mental olarak hedefsizlikten kaynaklanan bir e, sıkıntı var e, Trabzonspor için hiç iyi olmadı Mutlaka bir elitse bazı hamleler yapacaktır e, Bazı değişiklikler de Yapması gerekecektir Çünkü bir kişi eksildi Ona göre de bir e, planlama içinde olmalı Öteki tarafta e, Bakalım e, Konya cephesinde de O bir kişi fazlalığı kullanabilecek mi Kim zaman dezavantaj da oluyor gördük bunu Bazen o kişi kalan daha iyi oynuyor 11 kişi kalan sapıtıyor Aynen öyle. Bazen örnekleri var işte geçtiğimiz haftalarda. <laughs> var var hocam, yeterince <laughs> var. Beşiktaş Fenerbahçe yeterince hocam. var. Ee, takımlar şöyle bir bakıyorum yavaş yavaş e, hareketlenme var soyunma odası koridorlarında. Öte tarafta e, hocam Antalya Karagümrük karşısında 1-0 önde İstanbul'da. Oradan Bu bakalım nasıl bir olur, skor sana. gelecek. Daha şeyi var. Dün işte Alanya 1-0 yendi Ümraniye'yi. Ümraniye için hocam herhalde artık Hayırlı işler Ümraniye takımı 23 puanda kaldı Biraz Orada e, Sanki yavaş yavaş e, Orası şekilleniyor Son takım şekilleniyor gibi ekranda verdi arkadaşlarım Yani orada Giresun 27 İstanbul 29 e, Diğerleri yavaş yavaş Biraz Kopmaya başladılar Dolayısıyla hocam Zor ya. Tabii şeyler var. Biz ona beraber bakıyoruz. Ee, garanti hükmenlerle daha farklı bir tablo Tabii çıkıyor. Onu işte yaptırdım. Evet. Onun üzerinden bakacağız. Çünkü özellikle bu bölgedeki takımların garanti kazanacağı maç yani çok fazla olmuyor biliyorsunuz. Kimisinin altı, kimisinin hiç yok. O yüzden o buraları etkiler. Biz o puanları et ekleyerek bakacağız. Yani hükmenleri ekleyerek Öyle bakacağız. lazım. Ya. En iyisi o. Evet. Çünkü öbür buradaki öbür takımların kazanma ihtimali her maçın öyle çok çok fazla değil. E, ama görünen o ki hani özellikle Giresun ve İstanbul için e, bunlar çok kritik maçlar olacak. Şimdi e, o zaman bir sözü skorboarda bırakalım. Ardından e, yeniden birlikte olacağız. Maç günü bu arada skorboard değil alışkanlık tabi. E, takımlarda oyun alanında maç gününden sonra takım oyunu var. Takım oyunu ile birlikte ee, Sivas Fenerbahçe maçının devre arasında Hoca ile tekrar burada olacağız. Sonra da 90 artı bir de hepsini konuşacağız efendim. Sizler A Spor'dan ayrılmayın. Mikrofon maç gününde.